Benim ismim Sevgi Hanım. Ben de şu an yaşıyorum. Biz çok zor bir sene geçirdik. Tabii ki malum eminim birçok insanlar gibi şeyden dolayı. Ben şu an yeni üniversitemi daha yeni bitirdim. Çocuk gelişim uzmanlığını bitirdim. Eşim evdeydi, çocuklar evdeydi. Bayağı bir zor bir süreç geçirdik. Benim son yılımda iki çocuk varsa annesiyim. Ve dedik bu sene dedik, çok dedik güzel bir tatil yapalım. Hatta ben şu an imzamı attım. Yeni iş başvurusu da bulundum. İnşallah yeni bir işe başlayacağım. Türkiye'ye geldik. İnanılmaz bir tabii ki mutlu, neşeli falan. Türkiye'ye geldik. Ne oldu? Fark ettik ki dolandırılmışız. Böyle bir rezervasyon olmadığını fark ettik. Çok hoşumuza gitti. Spa'lı falan çocuklar için çok bir sürü aquapark falan vardı. Dedik çok güzel gözüküyordu. Direkt sayfasına girdim. Ben direkt 5000 Google bayağı bir iyi şeyleri falan vardı. Hoşuma gitti dedim. Onun üzerine dedim yapayım dedim. Direkt o sayfanın üzerine zaten iletişim buldum. İletişime girdim. Almanya'dan birazcık sorunlu olduğu için iletişim bilgilerine girdim. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Profesyonel sayfa gözüküyordu. Hiçbir şekilde bir hatasız ve kusursuz değil mi? 5000 kişi dedim herhalde yanlış yapamaz yani. 5000 Google resesyon var yani Türkçesi yıldızı vardı. Aynen yorumu vardı. Oradan dediğim gibi iletişim bilgilerine girdim. Onlar bana geri dönüş yaptılar. Bir Ateş Bey diye bir isim. İnanılmaz sempatikti. Gerçekten aşırı sempatik bir insandı. Böyle uzun uzun bir 45 dakikada hatta bir muhabbet falan ettik. Çok uzun uzun sohbet ettik. İkna ettiler. Ama acele ettiler. Yok işte hemen işte iş olması lazım. Ben senin için özel fiyat falan. Bayağı bir profesyonel bir şekilde beni güzel şekilde kandırdılar. Ben anlamadım tabii ki. Hemen dekont istediler. Dedim hemen bana anında gönderemem parayı. Gerçekten çok yüklü bir miktardı. Biz bu miktarı. Ben daha şu an hatta eşimle şöyle konuşmuştuk. Dedik ne yapalım. Bir sene dedim 2-3 ay ben çalışacağım. Gittiğim zaman ödemesiydi. Yani hani zannetmeyin ki biz gurbette acayip çok paramız var. Aşırı çok böyle zenginiz, böyle tomar tomar paralarla geliyoruz. Hayır, biz de böyle aylarca çalışıyoruz zar zor bir eziyetli bir şekilde. O şekilde gelip zar zor tatil yapıyoruz. Tabii ki ne oldu? Kandırıldık. Kız kardeşim bizden beraber gelmek istedi. Hatta bugün abla dedi ben de gelmek istiyorum dedi. 2-3 günden beri hatta bir haftadan beri ben de gelmek istiyorum dedi. Ablacığım ben de o Ateş denen şahsın numarasını göndermiştim. O da şey yaptı, onun üzerine, abla dedi bu 3 günden beri ben bunları arıyorum ve ben bunlara ulaşamıyorum dedi. Oteli direkt aradım, bu sefer direkt herhalde orijinal sayfasına mı geldim, bir anlamadım. Kadın çok şaşırdı dedi, ben dedi böyle bir şey görmedim dedi. Yani böyle bir şey yok dedi, böyle bir rezervasyon dedim. Dedim çok kötü bir şaka yapıyorsunuz dedim, böyle bir şey olmaz dedim. Yok yok dedi, gerçekten yok. Ama ne kadar para getirdiniz? 2720 euro, çok ciddi bir rakam, neredeyse 30 milyar bir rakam. Çok ciddi bir rakam gerçekten. İlk soluğu şeyde direkt aldık siz söyleyin. Emniyet müdürü. Ben hayatımda ilk sefer Türk bir polise geldim. Zaten bir gayet tedirgin bir şekilde. Ama çok sağ olsunlar çok yardımcı olmaya çalıştılar. Hepsi de ayrı ayrı. Ama tabii ki yani büyük bir ihtimalle parayı bir daha alamazsınız. Benim üzüldüğüm aslında paranın gitmesi değil. Benim üzüldüğüm çocukların çok üzülmesi. Çünkü şu an 3 hafta gibi bir zaman geldi. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Tabii ki ekstra bir bütçemiz de yok. Ekstra bir tatile falan farklı bir yere gitmek için. Onun tabii ki şeyliği var. Ama diyoruz ki neyse diyoruz. Aklımız hayırlısı vardır, bunda bir hayır. Pozitif bakmak, öne bakmak önemli. Olması lazımmış. Vardır bir hayır diyerekten kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Bize rezervasyonun gönderdiği mail adresini takip ederek adrese girdik. O web sitesinde bugün iletişime kapanmış savcılık kararıyla. Dedik yazmış. Bunu bu arada ben de yazdım. 2027 kişi değiş yapmış banka. Sonra dur demiş bu sayfa kapalı direkten. Yani 27 kişi daha dolandırıldığını yazmış. Evet ve banka bunu fark etmiş hemen durdurmuş. Benim anlamadım ben farklı sayfalara falan girmedim. Çok hani dikkatle ediyorum değil mi zaten? İşim zaten bilgisayar mühendisi. Dikkat ederek zaten bu şekilde şey yaptık.